Lifti. Evet, şimdi de stüdyo konuğum başarılı şarkıcı Maral, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok çok iyiyiz, sizinle beraber daha iyi olacağız sanıyorum bu bayram gününde. Çok teşekkür ederiz. Bugün klibiniz çıktı, evet. Hadi Çık Da Gel. Evet, nasıl şanslı. Nasıl oldu bu süreç, biraz bahsedebilir miyiz? Bir kere şanslıyız, sizin gibi özel bir programda yepyeni şarkımızla yanınızdayız. Çok teşekkürler. Bugün vizyona girdik sizinle bahsettiğiniz gibi. Umarım uğur gibi. Getiririz. Ben çok umuyorum ki getirecek. İnanılmaz ummalı bir çalışma yaptık bununla ilgili. Hem styling, hem makyaj, hem kıyafetler, hem mekan inanılmaz özenle çalışıldı. Ve çok güzel bir slow damar bir eser çıkardık. Allah nasip ederse yakın tarihte de onunla ilgili güzel bir lansman programlıyorum. Kafamda böyle bir projede var. Çok güzel. Peki klip çekimlerinden biraz bahsedelim. Kaç gün sürdü? Sizi zorlayan şeyler oldu mu? Ya aslında kendiliğinden akan işler biliyorsunuz. Nerede çektiniz? Ben klibi mesela çekerken bir kere çok heyecanlanıyorum. Hı hı. Bu heyecanı hiç kaybetmiyorum. Akşamdan uyuyamıyorum yani hadi sabah erken kalkacağım gideceğim diye. Dolayısıyla yine çok heyecanlı bir klip günü başladı benim hayatımda. Çok güzel bir şey çektik. Stüdyo alanında çektik. Hı hı. Bir platoda çektik klibi. İnanılmaz güzel çalıştık ekip arkadaşlarımızla beraber. Yani benim umduğum gibi güzel bir iş çıkardık sanıyorum. Benim istediğim gibi oldu klibimiz. Bu son yaptığımız klibimiz özellikle. İnanılmaz güzel bir ekiple çalışıldı. Evet, çok güzel. Aslında bir önceki çalışmanız da yeni çıkmıştı sizin değil mi? Musto. Tabii. Arası çok yani fazla değil. Yani 6 ay gibi bir süreç evet var arasında. Onunla da ilgili güzel biriktirmiş olduğum şeyler var. Onlardan bir tanesi bir kere bambaşka bir kafayla çalıştık. Bambaşka bir ekiple çalıştık o klipte. Özellikle de popçuların daha çok tercih ettiği ekipmanlarla, hı-hı, ve yönetmenlerle çalışmayı seçmiştim. Musto gerçekten de kendini aşan bir eser oldu. Çünkü insanların kısa sürede bağrına bastığı, dillerde, hı-hı, düşmeyen yani inanılmaz güzel bir eser oldu ve çok kısa sürede hem trend listelerinde hem de viral olarak insanların videolarında yerini aldı. Hala da Musto'ya gittiğimiz yerlerde keyifle söyleriz. Çok güzel. Peki yeni çalışma var mı? Var. Bir kere bu çok yeni işte. Gerçi seninle çok yeni. Evet, senin ama de bahsettiğin gibi Allah nasip ederse bugün sevenlerimizle buluştu. Sabahın erken saatlerinde yayınlandı. Vizyona girdi. Çok kısa sürede çok da sevildi. İnsanlar sevdi. Bağrına bastı. Hatta videolar yapılmaya başladı. Bir kere bunun müthiş bir hazını yaşıyorum. Çünkü her çıkardığınız iş sizin yavrunuz ve çocuğunuz. Onunla çok büyük ilgileniyorsunuz. Şu anda Hadi Çık Da Gel onlardan birisi. Bir kere çok kıymetli bir sanatçı abimin yazdığı çok özel bir eser. Sevdiği kadına ya da sevdiği adama söylenebilecek inanılmaz güzel bir story, hikaye. Hadi Çık Gelin bir kadının ya da bir adamın aşkından öldüğü halde onu bırakıp gitmesiyle ilgili bir hikayesi var. Biz bunu işledik. İnşallah sizin aracılığınızla da okuyacağız. İnsanlar bunu görecekler ve sevecekler. Dolayısıyla bakalım bundan sonrasıyla ilgili hareketli çalışmalara hala devam ediyoruz. Araştırıyoruz yani. Çok güzel. Peki biraz başa dönmek istiyorum. Müzik yolculuğunuz nasıl başladı? Çok küçük yaşlarda. Yani tabii klişe olacak belki bu laflar ama birçok yerde anlatıyorum bunu. Ben doğu kökenli bir ailenin kızıyım. Küçük yaşlarda türkülere gönül vermişlerden biriyim. Türkü söylemeyi ve şarkılar söylemeyi çok seviyorum. Babam bana bir bağlama getirmişti çok küçük yaşta, 10 yaşlarımda falan. Onlarla beraber türkü söyleyerek yürümeye başladım. Sonra radyo programlarında, özellikle radyo programlarında çocuk programları yapmaya başladım. Bunun hemen sonrasında ses yarışmaları, ses yarışmalarının sonrasında büyük başarılar şükürler olsun. Hemen sonrasında Müjdat Gezen Batı Halk Müziği bölümü İstanbul'da. Bunu biraz daha eğitimle meşleyerek başka yerlere taşımak istedim ve sonrasında işte sahneler, bir Londra geçmişim var, orada yaptığım programlar, daha sonrasında tekrar Türkiye'ye gelerek böyle sizin de bugün sunduğunuz, benim de söylemekten keyif aldığım, dinleyicinin de sevdiği eserleri yapmış bulunduk. İnşallah istediğimiz sonuçları yaşıyoruz, hayal ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Donanımlı olmak çok güzel bir şükürler şey. Şükürler olsun, evet. Evet, işte bazen takılmak o ya. Hani çok şey biriktiriyorsunuz, evet, beyninizde ve çok şey anlatmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bir yerde takılıyorsunuz. İşte bu bir yerde donanım. Müziği çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bunu harekete geçirmeyi çok seviyorum. Yani anlattığım ve söylediğim şarkıları hayata geçirmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Peki hani bütün şarkıların sizin için çok özeldir ama hani içlerinden bir tanesi her beni daha son çok son yaptım. Öyle mi? Her zaman, her zaman. Her zaman evin son çocuğu çok özeldir ya. Her zaman son çalıştığım eser benim için çok özel bir eserdir. Hı-hı. Yani şu andaki göz bebeğim Hadi Çık Da Gel.
benim için çok özeldir. Evin küçüğüdür. Onunla çok ilgiliyimdir. Ama her şarkının bende bir anısı ve özelliği hı-hı var tabii ki. Hepsi benim için özel şarkılar. Muhakkak. Hepsi çünkü çok emek zaten veriyorsunuz. Tabii bahsettiğiniz ki gibi. Bu işi yapmak için bunun klibini hazırlıyorsunuz. Tabii çalışmalarını ki yapıyorsunuz. Kostümlerini hazırlıyorsunuz. İşte kendinizi buna hazırlıyorsunuz. Meşliyorsunuz. Her şeyi tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla harbiden çok emek isteyen ve çok meşakkatli bir iş. O yüzden bu işi yapmak çok kolay bir şey değil. Ama yaparken de hakkını vermek bence özel bir şey. Ben dersime çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Ben normalde gerçekten de ekip işini çok seviyorum. Hı hı. Yani bu işlerin bir ekip işi olduğunu bilincindeyim. Fakat gözüm çok iyidir. Çok iyi yorumlarım. Burada gördüğüm birçok kıyafetin tasarımı ve belirlenmesi benimle alakalıdır. Benim seçtiklerimden. Çok zevklisiniz. Çok teşekkür tebrik ederim. Çok mersi. Peki bir önceki çalışmanızla veda edeceğiz ama bugün bayram biliyorsunuz evet ki. Sizin bayram temenniniz var mı? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bayramda beni izleyenlerimiz, sevenlerimiz birçok yerde izledi. Bunu biliyorum. Bugün de seninle beraber bu kameradan sevenlerinize selam olsun. Bayramlarını yürekten kutluyorum. Küslükler bitsin. Herkes barışsın. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Umarım uğur getirir size. O getirirsin. Zaman bir önceki çalışmamız Musto'yla veda peki edelim.
50-50.